Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifi gayret etmeye, işlemeye gayret edeceğiz. Rabbim cümlemiz için faydalı kılsın. Hadis-i şerifi Muaz bin Cebel ve Sevban radıyallahu anhuma Ebu Davud'da, Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde ve İbn Ebi Şeybe rahimahullah'ın Musannef'inde rivayet ediyorlar. Senedi hasen bir hadistir. Sahih bir hadistir. O hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İ'mâru mescidil aqsa harabu yethrib ve harabu yethrib hurucul melheme ve hurucul melheme feth Konstantiniyye ve feth Konstantiniyye hurucul deccal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte Mescid-i Aksa'nın imarı Yesrib'in harabıdır. Yesrib'in harabı Melhame'nin çıkışıdır. Melhame'nin çıkışı Konstantiniyye'nin fethidir. Konstantiniyye'nin fethi de Deccal'in çıkışıdır buyuruyor. Ahir zaman ile ilgili hadis-i şerifler çoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bunlar rivayet edilmiştir. En çok rivayet eden ve bu konu üzerinde en çok uğraşan sahabe Huzeyfe İbnül Yemen radıyallahu anh'tır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların listesini ona vermiştir. Kendisine bu husus sorulduğunda radıyallahu anh diyor ki herkes Allah Resulüne hayrı sorarken ben şerri sorardım. Yani şer olan durumları, fitneleri ve benzeri meseleleri sorardım ki onlarla karşılaştığımda fitne olduğunu bileyim de onlara düşmeyeyim. Onlar bana bulaşmasın, ben onlara bulaşmayayım niyetiyle. Evet, biz de bu niyetle inşallah bu hadis-i şerifi işlemeye gayret edeceğiz. Allah Celle Celaluhu bizleri, bütün Müslümanları ve zürriyetimizi her tür fitneden muhafaza buyursun. Evet, bu bir sebep. İkincisi, ahir zaman fitneleri denildiğinde şunu bilelim. O fitnelerin hepsi Müslümanların içerisinde gerçekleşecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği ahir zaman fitnelerinin hepsi Müslümanların içerisinde gerçekleşecek ve onları Müslümanlar yaşayacaklar. Yani o fitnelerden bazılarını öyle okuduğumuzda ya da duyduğumuzda bizlere çok afaki geldiğinde şunu düşünmeyelim. Ya çok afaki bir durum, bu olsa olsa Yahudilerde olur, Hristiyanlarda olur, şurada olur, burada olur. Bunlar değil. Bunlar değil. Hepsi Müslümanların içerisinde. Müslümanlar yaşayacaklar ve Müslümanların bulunduğu topluluklarda, ortamlarda maalesef gerçekleşecek. Allah Celle Celaluhu bizleri muhafaza etsin. Bu husustan sonra inşallah hadis-i şerife başlayalım. İ'mâru mescidil aksa. Mescid-i Aksa'nın imarı. Muhaddisler ahir zaman fitneleriyle ilgili hadislere şerh düşmekte genelde geri durmuşlar. Sebep bunların hepsi gaybi meselelerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bahsettiği olay kesinlikle gerçekleşecek. Ne şekilde gerçekleşecek, ne zaman gerçekleşecek? Gaybidir. Ama bu hadiste olduğu gibi bu sayılan şıklar birbirinin habercisidir, müjdecisidir. Biri gerçekleşti mi zincirin halkası gibi hemen diğeri gerçekleşecek. Biter bitmez veya bitmek üzereyken ya da iç içe hepsi peş peşe gelecek. Mescid-i Aksa'nın imarı noktasında muhaddislerin şerhlerine bakıldığında kısa kısa şerhler var. Birincisi, deniliyor ki Mescid-i Aksa'dan kasıt Mescid-i Aksa'nın ta kendisidir. İmarından kasıt Allah'ın izniyle küffarın elinden kurtulacak, Müslümanların eline geçecek ve Müslümanlar orayı imar edecekler. İbadetle imar edecekler. Mescitlerin imarı iki kısım. Bir, işte duvarı yapılır, boyası yapılır, halısı olur. Bu görünen bir imardır. Bir de bu mescitleri ibadetle imar etmek var. İşte Mescid-i Aksa'nın imarında kasıt diyorlar ki budur. Ama bu maalesef zayıf olan görüştür. Sağlam, sahih ve muhaddislerin genelinin söylediği görüş de şudur. Diyorlar ki
Mescid-i Aksa'nın, Mescid-i Aksa'dan kasıt Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölgedir. İşte günümüzde Filistin bölgesi diyelim. O bölgedir. Ve oradaki imardan kasıt da oradaki konutlaşmaların artmasıdır. Konutlaşmaların, binaların artmasıdır. E bir bakıyoruz yıllardır hepimiz şahidiz. Oradaki Yahudi kafiri bir Müslümanın evini ya da bir bahçesini, bir tarlasını ya da bir bölgeyi istediği şekilde işgal ediyor. Ondan sonra oraya bir konut projesi, 500 konut, 1000 konut, 1500 konut ve benzeri. Her geçen gün bu konutlaşmalar artıyor. E bu nereye kadar gidecek? Allahu alem. Allahu alem. Bilemiyoruz ama bu kesinlikle gerçekleşecek. Bir kısmı gerçekleşti işte. Gerçekleşen kısım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bahsettiğinin kaçta kaçı? Allahu alem. Gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Gerçekleşti. Ne zamana kadar devam edeceğini bilemiyoruz. Bu neyin müjdecisiydi? İmar-ı Mescid-ül Aksa harab-ı Yesrib. Yesrib'in harabıdır. Yesrib, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'den Medine'ye hicret edene kadar Medine-i Münevvere'nin ismi idi. Medine'nin eski ismi neydi? Yesrib. Bazı fıkıhta bazı alimler, Allah onlardan razı olsun, diyorlar ki Medine'ye Yesrib diyen kişinin kefaret olarak bir sadaka vermesi gerekir. Oraya Medine denilir. Oraya Yesrib denmez. Peki hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu zikretti. Zikretmesinin sebebi nedir? Diyorlar ki zikretmesinin sebebi şudur. Mescid-i Aksa'daki imar arttığında Medine Yesrib olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelene kadar Yesrib'di. Ne vardı? Küfür vardı. Şirk vardı. Beni Kaynuka, Beni Kureyza, Beni Nadir. 3 tane Yahudi kabilesi vardı. Vardı. İslam'dan ne vardı? Eser yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izleri dahi yoktu. Yoktu. İşte diyorlar ki Mescid-i Aksa'nın imarı gerçekleştiğinde, o arttığında Yesrib'de yani Medine'de o hale dönecek. Bu birinci yapılan şerh. Diğer bir şerh de manevi olarak Medine bozulacak diyorlar. Manevi olarak. Eğer bu yani gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte ifade ettiği mana bu ise manevi olarak zaten gitti. Niye gitti? Oraya gittiğimizde müthiş bir maneviyat yaşıyoruz. Mescid-i Nebevi'ye girdiğimizde, Medine'ye girdiğimizde hacca umreye gideniniz vardır. Beni anlayacak inşallah. Yoksa da Rabbim hepinize nasip etsin. Mekke Medine. İnsanları sorduğunda Mekke mi daha rahat, daha hoşuna gitti, Medine mi daha çok hoşuna gitti? Neredeyse istisnasız herkes diyor ki Medine daha çok hoşumuza gitti. Niye? Havası yumuşak, güzel, toprağı keza, insanı da öyle. Mekke meşakkat. Kaya, kum ve kayalaşmış insanlardan ibaret. Hakikaten zor. Meşakkattir, koşturma, hele hac, çok koşturmaca. İnsanlar genelde orada yoruluyor, geliyor Medine'de dinleniyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe de zaten en büyük meşakkati Mekke'de yaşamadılar mı? Orada yaşadılar, geldiler İslam devletini Medine'de. Allah Celle Celaluhu onlara nasip etti, Rabbim bizlere de İslam devleti nasip etsin inşallah. Evet, manevi harap var. Nasıl bir manevi harap var? Bir kere yönetimi zaten gayri İslami bir yönetimdir. Bu yeterlidir. Ama bunun dışında oraya giderseniz birçok şeyi göreceksiniz. Rabbim lütfetti. Allah hamdolsun yıllarca orada kaldım. Birçok şey var. O detaylara girmeye gerek yok. Neticede birincisi Mescid-i Aksa'nın imarı, oradaki konutlaşmalar arttı. Onların artması Yesrib'in harabıdır. Medine'nin harabına işaret. İşte o harabın derecesi hakkında birçok hadis var ama hadislere bakıldığında muhaddisler diyorlar ki onlar bir sonraki yani en son aşamadır. En son aşama.